أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Değerli abiler, aslında bu konu hakikaten oldukça önemli. Son dönemde de şartların, hadiselerin hepimizin ruhlarında, duygu düşüncelerinde, hissiyatında oluşturduğu örselenme sebebiyle de belki tekrar ve tekrar bazı ilke ve prensiplerin altının çizilmesi gerekli olan bir mesele olarak görüyoruz. İşin doğrusu belli bir gaye ve belli bir hedefe odaklanmış ve bir mukaddes hedef uğruna bir araya gelmiş insanların belki de en hayati özellik ve hususiyetleri, bu manada kalplerin süreç içerisinde vifak ve ittifakında meydana gelen gevşemenin sık sık yeniden gözden geçirilip ihya edilmesi, yeniden bu meselenin tecdid edilmesi meselesi, adeta bir insanın sağlık ve sıhhatini sık sık kontrol edip uzuvları arasındaki tenasübün, uzuvları arasındaki birbiriyle yardımlaşma mekanizmasının bedende bir ağrı, bir sancı oluşturmayacak şekilde gözden geçirilmesi zarureti gibi zaruri bir mesele. Şimdi bu söyleyeceğim bazı prensipler aslında bir kişinin kendisiyle geçiminden tutun ferdi manada, kendi duygu düşüncesindeki istikameti sağlamadan tutun aile hayatından, halka halka, bulunduğu iş yerinden, hizmete gönül verdiği kardeşlerinden, bulunduğu ülkedeki vifak ve ittifakın tesisine kadar birçok noktada geçerli olabilecek bazı prensipleri paylaşmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Tabii bu prensiplerin üzerinde çok daha geniş, uzun uzun uzadıya durulabilir ama fakat netice itibariyle vaktimiz ve zamanımızın sınırlılığı içerisinde belki bazılarının üzerine ufak bir işaret, bazılarına az bir tavzih, bazılarına bazı birkaç örnek vererek geçeceğiz Allah nasip ederse. Önce isterseniz Kur'an'ın bu hususla alakalı söylediği temelde dikkatimizi çektiği birkaç ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşalım. Birincisi, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. Marsus, kurşun kalıplarla birbirine bağlanmış olan şey demek. Cenab-ı Hak sizin kendi yolunda mücadele ederken adeta birbiriyle kenetlenmiş bir bina şeklinde, saflar halinde mücadelenizden hoşlanır, bunu sever. Yani mücadeleyi yaparken kenetlenmeye dikkat çektiğini görüyoruz. Onun için saffen keennehum bunyanun marsus, öyle saflar teşkil etmişsiniz, öyle yan yana gelmiş, öyle sistemler veya öyle birliktelikler oluşturmuşsunuz ki bu birliktelikler adeta kurşunla birbirine bağlanmış gibi aralarında en ufak bir çatlaklık, en ufak bir boşluk olmamasını sever diyor Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede. Bir diğer Maide suresinde ve taavenu alel birri ve takva. Dikkatimizi çektiği şey ki bunun hemen muhalifi ve la taavenu alel ismi vel udva. Enteresandır. Mutlaka diyor birbirinizle yardımlaşın. Ne hususunda? Alel birri ve takva. Birbirinize iyilik ve Allah'a karşı saygı ve kulluk şuurunun inşası mevzuunda birbirinize rehberlik yapın ve birbirinizin yardımcısı olun. Bu karşılıklı. Hatırlarsanız Asır suresinde kurtuluşun formülünü verirken, orada dört kademede kurtuluşun formülünü verirken söylediği en önemli noktalardan birisi İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. İşte hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye buradaki bir, yani iyilik manasına da ele almak
mümkün olduğunu söyleyelim. Ayet-i Kerime'nin bir diğer kanadı, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, sakın ola ki birbirinizi günaha teşvik etmede, birbirinizin arasında düşmanlığı körüklemede asla yardımcı olmayın. Yani birisi zivanadan çıkmış, zihni dağılmışsa, onun hala öfkesini arttırıcı bir uslupla ona yakınlaşıp onun öfkesini, onun nefretini arttırmayın. Onun hiddet ve şiddetini arttırmayın dediği gibi günaha yelken açmış olan birisinin günaha karşı açılımı karşısında da Necip Fazıl'ın dediği gibi hani açsam kolları makas gibi haykırsam durun el kayayı kalabalıklar bu sokak çıkmaz sokak manasına. Bir diğeri de وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Bu da Ali İmran suresinde. Kur'an-ı Kerim'in böyle direkt doğrudan ittifaka, vifaka işaret ettiği ayet-i kerimeler olduğu gibi Kısas-ı Enbiya üzerinden anlattığı hadiselerle de bu konulara dikkat çeken çok daha fazla şeyler çıkarılabilir. Ben sadece birkaç numunesini arz adına bunları söylüyorum ki burada da Ali İmran suresi 103. ayette Cenab-ı Hak kendi Allah'ın ipine, yani bu Cenab-ı Hakk'ın ipi diye murad edilen şey yukarıdan kulların kurtuluşu için salınmış olan A. ayat-ü beyinattır. B. peygamberin getirdiği esaslar, prensiplerdir. Din-i mübinin kendisidir. Onun için ifadesi şudur. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Buraya hep beraber, birlikte sımsıkı tutunun. Sakın ola ki tutunma esnasında beraberlik ve birliğinizde bir iftiraka, bir dağılmaya, bir parçalanmaya maruz kalmak. Son ayet-i kerim olarak da hepinizin çok sık bildiği, sık sık duyduğu Hucurat suresini arz edeceğim. Belki şu ana kadar o ayet-i kerimeye bu şekilde de baktık mı, düşündük mü bilmiyorum. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler kardeştir. Fakat dikkat edin. Fe aslihu beyne ahavaykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Ne demek? Demek ki kardeşler arasında huzursuzluklar, geçimsizlikler, arızalar, anlaşmamazlıklar söz konusu olacak. Yapacağınız en temel şey fe aslihu beyne ahavaykum. Hemen kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Bu hususta gevşeklik göstermeyin. Bu husus bana ne diyerek kenara atmayın. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Çünkü bünyenizde meydana gelecek bu manadaki bir çatlama başka çatlaklıkları tetikleyecektir. Onun için Allah'tan korkun. Birliğinizin dağılmasının meydana getireceği o vehameti düşünün. Ta ki üzerinize düşeni yerine getirin. Ve Allah da size bundan dolayı merhamet etsin buyuruyor. Şimdi değerli abiler, öncelikli olarak şunu söyleyelim ki aslında güzellik nedir diye sorulduğunda verilen cevap güzellik uyumdur denir. Ve bugün en mükemmel beden, en mükemmel müheykel yapı insandır. Ve insana bakıldığında da hakikaten İnsanda güzellik nedir dediğinizde aslında uzuvların her biri arasındaki uyumdur. Dolayısıyla güzellik nedir? Kardeşler arasındaki uyumdur. Güzellik nedir? Sistem arasındaki uyumdur. Güzellik nedir? Yapıdaki uyumdur diyebiliriz. İşte bu uyumun temin ve tesisi vahdeti ruhiye ile mümkündür. Gönüllerin, duyguların, hissiyatın birbiriyle kenetlenmesini temin etmekle mümkündür. Değerli abiler, arkadaşlar, bu husus Hazreti Üstad'ın eserlerinde hepimiz biliyoruz, Ukuvvet Risalesi ile alakalı olarak çok daha müstakil olarak ele alınmıştır. Büyüğümüz bu süreç içerisinde bir gün şunu ifade etti, başımıza gelen bu kadar sancı ve sıkıntının suhuletle İçinden çıkılmasının iki temel kaynağının esaslarını yerine getirelim, kurtuluşumuz adına yeterlidir dedi ve sonra
Birincisi Uhuvvet Risalesi'nde ifade edilen temel esaslar, ikincisi de ihlasla ilgili meseleler. Yani aslında birisi kişinin kendi iç dünyasındaki istikameti sağlaması, uhuvvette dış dünyasındaki uyumu ve vifakı sağlaması meselesidir. Çünkü kişinin ihlas, kişinin kendi içinde kendini akort etmesi, Allah'la münasebeti açısından kendini akort etmesinin adıdır. Öbür tarafta kardeşleriyle arasındaki münasebeti akort etmesinin adı da uhuvvetin tesisidir. Onun için ihlas ve uhuvvet bu süreçte bizim tedavi reçetemiz olarak önümüze konduğunu görüyoruz. Şimdi değerli abiler, Hazreti Üstad'ın kullandığı bir tabir var. Uhuvvet Risalesi'nde fenafil ihvan tabiri. Hani tarikatlarda fenafil şeyh vardır diyor ama bizim meşrebimizde bu mesele fenafil ihvan olarak değerlendirilir. Aslında fenafil ihvan bir kardeşin, kardeşin dünyasında erimesi manasına gelir. Adeta onun adına üzülen, onun adına sevinen, onun acılarını duyan, onun kaygılarını ve endişelerini taşıyan insan demek. Hani bazen Bluetooth'la bilgisayarlar birbirleriyle kenetlenir ve artık ortak bilgi transfer yapabilecek hale gelir ki orada hakikaten ona deriz, evet bu iki bilgisayar bu manada artık tek bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Adeta kalplerin bu manada bağlantı da aynı duygu, aynı çizgi, aynı heyecanı yaşamaları meselesidir. Hazreti Üstad'ın diyor ki, eğer sizler diyor fenafil ihvan düsturuna hakkıyla sarılır ve bunu hakkıyla temsil ederseniz, dış dünyaya vereceğiniz en etkili mesaj budur. İnsanlar sizin kardeşliğinize hayran olurlar. Hatırlarsanız bu dönemde tebliğ ve irşadın, temin ve tesisinde büyüğümüzün kullandığı en etkili yol imrendirme tabirini kullanıyor. Propagandaya gerek yok. Hal ile hallolmayacak hiçbir mesele yoktur diyor. Aranızdaki kardeşliğin dış dünyada tesir icra etmesinin yolu fenafil ihvan düsturunun kardeşler arasında hayatiyet bulması meselesidir. Şimdi it looks like you haven't set up any değerli abiler, öncelikle şunu söyleyelim ki ashab-ı kiramın hayat seniyelerine baktığımız zaman hakikaten kardeşlikte ve birbirlerinin kabulü meselesinde en acı, en zor, en sancılı dönemlerde büyüğümüzden zaman zaman hep dinlemişizdir. Tasaddukun taksiminde, kendilerine gelen gıdanın taksiminde, yerine geldiğinde savaşta ihtiyacı olan suyun taksiminde, kardeşinin tercihi meselesinde fenafil ihvanın en zirve örneklerinin sahabi döneminde yaşandığını biliyoruz. Ve büyüğümüz de şu tabiri kullanıyor. Eğer diyor sizler onların yaptığı görevleri yapmaya talipseniz, onların yüklendiği yükleri omuzlarınızda taşımaya talipseniz, her zaman aynı yükleri aynı güce sahip omuzlar taşır. Öyleyse o emaneti taşımanın şartlarının başında kardeşler arasında, bir davaya omuz veren, gönül veren insanlar arasında fenafil ihvan düsturunun çok ciddi manada hayatiyet bulması gerekir noktasına dikkat çekiyor. Şimdi bir diğer nokta, biz biliyoruz ki muvaffakiyet Allah'tandır. Ne yaparsak yapalım, hele hele onun yolunda kendini sahip olduklarını o yola bezletmiş olan insanların bir zarara uğramamaları, yaptıkları yatırımda hüsrana uğramamalarının şartı vifak ve ittifakla harekettir. Zira biliyoruz ki tevfik-i ilahinin en büyük vesilesi, yani Cenab-ı Hakk'ın bir topluma, bir gruba, bir ekibe, bir millete
muvaffakiyet vermesinin şartı, yani onu başarılı kılmasındaki temel şart vifak ve ittifaktır. Yani kalplerin ve gönüllerin ittihadı ve birlik olması meselesidir. Hakikaten eğer yürekler bir mevzu hususunda toplu çarpmıyorsa, bir korku o davanın mensuplarının arasında paylaşılmıyorsa, bir endişe veya bir sevinç yine o bezmin insanları arasında paylaşılıp taksim edilmiyorsa, işte orada Cenab-ı Hakk'ın o topluma vaat ettiği muvaffakiyetin intikal etmesi çok zor olduğunu ifade edebiliriz. Unutmayalım ki bencillikle hareket edenler, ben merkezli yol yürüyenler ve her bir insanın hata ve kusuruyla onları lekeleyip onları markalayanlar ve yürüdüğü yoldaki kardeşlerinin arasındaki en küçücük olumsuzlukları mercekler tutarak abartılı bir şekilde büyük açık yarık ve iftirak vesilesi gören ve bunun için mücadele edenler, evet, o toplumun birliği ve beraberliği adına dışarıdan herhangi bir hücuma gerek kalmadan o yapının dağılması için gerekli olan vazifeyi zaten yerine getirmişler denilebilir. Şimdi bu hususla alakalı bazı dikkat çekilecek özellik, hususiyet ve prensipleri arz edelim. Peki gerçek ittifakı, ruhlarda bu birlikteliği temin etmek nasıl olur? Fertten başlar. Malum büyüğümüz çok güzel ve sık kullandığı bir tabir var. İdeal toplumlar ideal fertlerle ancak inşa edilebilir. Dolayısıyla vifak ve ittifak içinde bir toplum aslında vifak ve ittifakı önce kendi içinde, kendi duygu düşüncesinde tesis etmiş, sonra bunu dış dünyada tesise kendini motive etmiş insanlarla mümkündür. Ve bazı ilkelerin, bazı prensiplerin, bazı gerçeklerin elbette ki bilinmesi gerekir. Şimdi insanlar arasında kavga sebebinin en birinci sebebi, en birinci vesilesi bencilliktir. Birincisi bu. İkincisi bazı hususlardaki bağnazlık ve taassuptur. Bakın bu bazen bir milliyetçilik olabilir. Bazen mesleki bir taassup olabilir. Bazen mezhebi bir taassup olabilir. Bazen meşreple alakalı bir taassup olabilir. Bazen hemşerilikle ilgili bir taassup olabilir. Bazen bir aşiret taassubu olabilir. Hatta bazen kendi hocası, kendi büyüğü hususunda bile bir taassup olabilir. Bunların her biri işin doğrusu vifak ve ittifakın temin ve tesisini engelleyen özelliklerin başında gelir. Özellikle bağnazlık ve taassup konularının hiçbirisine takılmamış ve vifak ve ittifak ruhunu kendinde önce inşa etmiş kişilerin, evet, hizmette bunu inşa etme hususunda alabildiğine, büyüğümüzün tabiriyle söyleyelim, ummanlar gibi sineye sahip olması gerekir. Sineler ummanlar gibi olmadan ve kalpler ve gönüller Cenab-ı Hakk'ın en müstesna varlığı olan insanın konumu, durumu, özelliği, hususiyeti, karakteri, birikimine takılmadan, onları kafalarda tasnif etmeden, engin bir şekilde sineyi açıp herkese gönlünde bir sandalyeyi hazırlamadan arzu edilen vifak ve ittifakın temin ve tesisi gerçekten çok zordur. Bir kere bu hususla alakalı kardeşlerimizin, unutmayalım ki herkesin birbiriyle sıfır problemle uzlaşmasını beklemek beşeri bir realite değildir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurur. El ervahu cunudun mucennedetun. Ruhlar diyor grup grup yaratılmıştır. Aynı grupta olan ruhlar dünyada birbirleriyle karşılaştıklarında çok çabuk uzlaşırlar. Farklı ruhlar, farklı gruplardaki ruhlar diyor birbirleriyle anlaşmada zorlanırlar. Burada dikkatimizi çeken bir nokta var, o da şudur. Bazı insanlarla anlaşamayabilirsiniz. Bazı insanlarla uzlaşamayabilirsiniz. Bazı insanların özellik ve hususiyetleri çok sizin sinenizde karşılık bulamayabilir. Ama hiçbir zaman onlara karşı hoşnutsuzluğunuzu dile getirmeniz gerekmez. Hoş görmediğiniz halleri olsa bile bunu dışarıya ifade etmek, bunu paylaşmak o kişinin kamusal alandaki itibarını sıkıntıya sokup hakkınız olmayan tırnak içi gıybete vesile olacak bir cürmün vesilesi olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Diyor ki büyüğümüz, bir insan diyor kardeşinin eksik ve kusurlarıyla alakalı onun ıslahı adına dua ederken Allah'ım yani çok huysuz, çok geçimsiz noktasından kardeşinin nifak ve ittifaka vesile olması muradıyla dua ederken aslında itham veya onun huysuzluğu meselesinden kendini beri görme ve masum görme gibi bir duygu içinde yapılacak bir dua bile aslında vifak ve ittifaka vesile olmaz diyor. Kalbin dupduru, tertemiz ve bir çocuk kalbi kadar masum olması esastır diyor. Bir diğer noktaya gelince, birincisi dikkat çekilen nokta şu, tabiat ve fıtratlar gereği insanların birbiriyle anlaşamamalarını beşeri bir realite olarak görmek gerekir. Dolayısıyla insanların her biri herkesle mutlaka %100 anlaşılabilir, anlaşabilir diyemeyiz. Ancak anlaşama, yani fıtratların, yapıların uyumsuzluğuna rağmen asgari müştereklerde ittihat ve ittifakın tesis edileceği ana konularda mutlaka kişilere karşılıklı bir vefakarlık, bir fedakarlık düşeceği dikkatimize arz ediliyor. Bir diğer noktaya gelince. Biz hepimiz biliyoruz ki Cenab-ı Hak bizi dünyaya imtihan için gönderdi. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah size hayat ve ölüm arası bir çizgi, bir sermaye lütfetti. Bakalım bu sermayeyi en iyi kullanır, en iyi kar ve kazancı kim yapacak? Bunu size göstermek için sizi imtihan edecek diyor Cenab-ı Hak. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak bize diyor ki bazınızı bazınızla imtihan ederiz. Değerli abiler, insanların imtihanı hayatı paylaşmadığı kişilerle olmaz. Kişilerin imtihanı en yakındakilerle başlar, halka halka daire daire devam eder. Onun için en ağır imtihan kişinin en yakındakiyle yaşadığı imtihandır. Birinci halkadaki kişiyle yaşayacağı imtihan en ağır imtihandır. Onun için bir insanın en ağır imtihanı kendi evladıyla imtihanıdır. Kendi annesiyle babasıyla imtihanıdır. Kendi akrabalarıyla imtihanıdır. Sonra kademe kademe hizmetteki kardeşleriyle, hizmetteki arkadaşlarıyla imtihanıdır. Dolayısıyla böyle bir imtihanda olduğumuzu unutmama ve bu imtihanın atmosferi içerisinde kesinlikle Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı sözü söylememeden, tavrı ortaya koymamaya kadar hemen yukarıdaki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Yani iyilikler hususunda, takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Çünkü bazen o iyilik ve o takvayı tek başına elde etmeye gücünüz yetmeyecek. Bir başkasının nasihatine, bir başkasının desteğine, bir başkasının sizin elinizden tutmasına ihtiyacınız olacak. Onun için taavun düsturunu
vifak ve ittifakın tesisinde devreye koyduğumuz gibi aslında kişinin imtihanı açısından da yine Asır suresinde olduğu gibi وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ meselesinde aynı şekilde ittifakınız varsa birbirinize hayır tavsiye edersiniz. Vifakınız varsa birbirinizle salih amel hususunda anlaşabilirsiniz. Onun için bir yönü itibariyle aslında vifak ve ittifak hem sizin kurtuluşunuz hem sizin vifak ittifak için o kalbi istikametiniz onun tesisinin vesilesi gibi adeta iç içe bir telazumun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli abiler, her insanın immün sistemi aynı seviyede güçlü değil. Hadiseler karşısında herkesin tavrı, bunun içinde Allah Resulü beyan buyuruyor. اَنَّاسُ مَعَادِنِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ İnsanlar madenler gibidir. Orada sadece iki madeni sayıyor. Biri diyor işte altın gibi, gümüş gibi. Ama biz biliyoruz ki yeryüzünde madenler, elementler sadece iki tane değil. Ne demek bu? Her birinin kaynama noktası ayrıdır. Erime noktası ayrıdır. Donma noktası ayrıdır. Her birinin kimyasal tepkimelerdeki tavırları ayrıdır. Her birinin kimyasal tepkimeler sonrası açığa çıkan ürünleri farklı farklıdır. Bir kere bu renkliliğin ve bu çeşitliliğin beşer için olmazsa olmaz bir gerçek olduğunu bilinmesi lazım. Ancak bütün bu realiteyi bildikten sonra asıl mevzu hayır ve şerre bizim desteğimiz ve yine bu hususta hadiseler karşısında aynı tepkiyi vermeyen, yani farklı farklı hissi, fikri dağılmalar yaşayan insanlara karşı kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın muamelelerinin aslında hiçbir zaman teavün esası ve çerçevesinin dışına çıkmaması gerekir. Zor zamanda insanların maruz kaldıkları savrulmaları, onları itham etme, onları yaralama, onların itibarlarını zedelemeye bir malzeme olarak yapmaktan daha ağır ve kötü bir yaklaşım yoktur. Onun içindir ki burada yapılacak mesele tamamen bir tabip, bir hazık, hekim anlayışı içerisinde o yaraların sarılması meselesidir. Bir. İkincisi, Efendimizin beyanıyla bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Kolu kanadı kırılmış insanların kol ve kanatlarının tedavisi, daha sonra o insanların yapacakları hayrın tamamından o kişinin hissedar olmasına vesile olur. Bir diğer açıdan da şu, hizmet eden bir adamın kolunu kanadını kırık hale getirmek de onun hizmet adına yapamadığı her işin eksik ve kusur vebalinin de onun kolunu kanadını kırana ait olduğunu unutmamak lazım. Bir hayrın çığırını açan hayrın bütün getirilerinden istifade eder, bir şerre vesile olan da o şerrin bütün götürülerinin evet cezası onun amel defterine intikal eder. Şimdi bakınız bir örnek verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyeleri, onun bulunduğu ortam ve atmosferin ne kadar bir sekine ortamı, onun yaşadığı devrin bir asr-ı saadet devri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama buna rağmen insanlar arasında anlaşmazlığın olduğu bir gerçektir. Şimdi, demin ifade ettik, herkesin immün sistemi ayrıdır. Herkesin tahammül ve dayanma gücü ayrıdır. Herkesin karakteri, yapısı, fıtratı ayrıdır, madeni ayrıdır. Dolayısıyla herkesi aynı seviyede ilgi ve sevgiyle kucaklayamayacağınız gibi bu size onlara karşı kötülük yapma, olumsuz davranma hakkı tanımaz ve vermez. Şimdi insanların birbiriyle anlaşamaması meselesini tabii görmek gerekir. Fakat tabii olmayan mesele şudur. Yine Efendimizin beyanıyla kullun nasi hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun. Bütün insanlar kusur eder. İnsanlar hatalı ve kusurludur. Ama hata ve kusurluların içinde en hayırlısı
hemen kusurunun telafi ve tedavisine yönelen ve çalışandır. Yani Efendimiz de onu söylüyor. Allah katında en makbul kullar defterinde istiğfarı çok olanlardır diyor. Demek ki aslında istiğfar bir insanın kusurlarının farkında olmasıyla Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemesi tabiri ve kavramıdır. Demek ki bir insanın kendi kusurlarına karşı azami duyarlılığı ve o duyarlılığın getirdiği af arzu ve talebi onun dilinde sürekli istiğfar kelimesinin telaffuzuna vesile olacaktır. Dolayısıyla biz sürekli hata işleyebiliriz ihtimalini kendimiz için görmeli ve dolayısıyla birilerini sürekli hata işler nazarıyla bakmadan ziyade hatayı sürekli ben işleyebilirim nazarıyla bakma kısa zamanda kusurların telafisine vesile olur. Bakın şimdi bir örnek gösterelim. Bir gün mecliste Hazreti Ebubekir Efendimiz bir hususla alakalı bir fikir beyan etmişti. Fakat beyan ettiği o fikre Hazreti Ömer katılmadığını söyledi. Öyle olunca da Hazreti Ebubekir, ya Ömer sen benim söylediğim her fikre sürekli muhalefet ediyorsun diye bir ifadede bulunmuştu. Fakat bir müddet sonra bu ifadede bulunmadan dolayı Hazreti Ömer'i rencide ettim diyerek sessizce meclisten kalktı, doğru Allah Resulü'nün yanına gitti. Dedi ki ya Resulallah, az önce Ömer'le bir meclisteydik. Aramızda bir mesele oldu. Ömer'i kırdım. Halbuki o ayrıldığından hemen bir dakika sonra Hazreti Ömer doğru Hazreti Ebu Bekir'in evinin yolunu tuttu. Gitti baktı ki Ebu Bekir evde yok. Muhtemelen dedi Allah Resulü'nün yanındadır. O da hemen Allah Resulü'nün meclisine iştirak etti. Girdiği gibi onun da ilk sözü şu oldu. Ya Resulallah, Ebu Bekir'in kalbini kırdım dedi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin nezdinde o kadar kıymetliydi ki Hazreti Ömer'in onun fikrine muhalefet etmesi meselesi Allah Resulü'nü hakikaten rencide etmişti. Hazreti Ömer'e hitap etti. Döndü dedi ki arkadaşımı bana bırakmalı değil miydiniz? Siz yokken yanımda o vardı dedi. Fakat baktı ki Hazreti Ebubekir Ömer'e bir hitap var. Hemen atıldı devreye. Ya Resulallah hata bana ait. Ben Ömer'i rencide ettim. Ömer beni rencide etmedi diyerek hemen Efendimizin o celalli hali bir anda teskin oldu. Burada zannediyorum temel mesele Ömer de olsanız, Ebu Bekir de olsanız anlaşamadığınız konular olacaktır. Birbirinizle vifak edemediğiniz noktalar olacaktır. Ve bunların tek sulh yolu hemen bunun telafi ve tedavisi mevzuunda hassas bir şekilde hareket etmektir. Onun içindir ki Efendimizin Uhuvvet Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri'nde dediği gibi müminin şe'ni kerim olmaktır. Mümin kerimdir. Yani ihsanı boldur, affı geniştir, muamelesi yumuşaktır, sinesi engindir ve her şeyin ötesinde telafi ve tedaviye her zaman hazırdır. İnadı yoktur. Dediğim dedik bir yaklaşımı yoktur. Çünkü her inadi şey indidir aynı zamanda. Yani bencilce bir yaklaşımdır. İnadın içinde bencilliğin olduğunu da unutmamak gerekir. Vifak ve ittifakın temin ve tesisi meselesinde üçüncü mesele, kerim davranmak ve ihsankar olma ahlakının her bir fertte hayatın parçası haline gelmesi meselesi. Zannediyorum hepimizin onarmamız gerekli olan haslet veya ihya etmemiz gerekli olan sünnetlerden bir tanesi de ihsan ve ikram anlayışının önce kendi halkamızdan başlayarak daire daire bütün halkalar içerisinde o kerim hasletin, o ihsankar yaklaşımın hayata taşınması meselesidir.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani size düşmanlıkta bulunana bile kerim olun, ihsanda bulunun. Yoksa ihsanda bulunana ihsanda bulunmak, iyilik etmek haslet, güzel haslet değildir. Aslında ihsanda bulunmayan, sana mesafe koyan, perde koyan, duvar örene karşı, hatta düşmanlık besleyene karşı ihsanda ve ikramda bulunmak esastır ki Kur'an-ı Kerim onu söyler. Siz ona da ihsanda bulunduğunuzda göreceksiniz ki ke'ennehu veliyyun hamim diyor. Bir müddet sonra ihsanlarınız ve ikramlarınızla onun kalbini yumuşayıp size sıcacık bir dost olduğunu görürsünüz. Zira unutmayalım ki insan ihsanla kalp ve gönül kapılarını açan bir varlıktır. Şimdi bir gün Hoca Efendi bu hususta bir hatırasını anlatıyor. Bir gün diyor yanıma bizzat ziyarete geldi diyor. Döndü bana dedi ki hocam sizin aleyhinizde çok kötü ulu ortu şeyler yazdık. Bizi bağışlayın. Ben de ona döndüm dedim ki hayır estağfurullah. Biz ülke yararına, insanlık adına iyi şeyler yaptığımızı zannediyorduk. Demek ki bunları size anlatamamışız. Sizler de bunları bilmediğiniz için bizim ülke adına zararlı olduğumuz mülahazasıyla aleyhimizde yazılar yazmışsınız. Kendinizi lütfen bu hususta kusurlu görmeyin. Kusur bize aittir. Biz kendimizi size anlatamamışız dedim diyor. Bir müddet sonra o zat döndü. Hayır, hayır hocam. Siz bunu kendi centilmenliğinizden söylüyorsunuz. İşin doğrusu biz meselelere hep kötülükle yaklaştık. Hata ve kusur bizde, centilmenlik sizde dedi diyor. Sonra bu hadisi anlattıktan sonra insan kerim bir varlıktır diyor. Siz ona ikramkar davranırsanız onun da size kerim olarak davrandığını göreceksiniz. Onun içindir ki müminlerle alakalı Kur'an'ın bizim dikkatimizi çeken innemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum. Demek ki kardeşler arasında anlaşmazlıklar olacak, huzursuzluklar olacak, belli noktalarda buluşmamalar olacak. Bunları büyütmeyin. Bunları büyütmeyin. Yapılacak. Ya filan filanla nasıl anlaşamaz ki? Hayır, anlaşamayabilir. Sizin yapacağınız mesele bu anlaşmazlığın bir an önce sulhla tamamlanması. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizden talep ettiği mesele fe aslihu beyne ahaveykum diyor. Kardeşlerinizin arasını hemen sulh edin. Hemen. Yani birbirlerine karşı nefretle bakışlarının önüne geçin. Birbirlerinin kuyularını kazma hırs ve öfkelerinden onları vazgeçirin. En azından evet. Elbette ki sıcacık sarmaş dolaş olamasalar bile en azından birbirlerine kötülük yapmaz hale getirin. Asgari düzeyde buna dikkatimizi çekiyor. Şimdi gelelim bir diğer noktaya. Hazreti Üstad'ın koyduğu muhteşem bir ölçü var. Diyor ki bir insan bir veliden daha büyük bir mevki ve makamı ancak ve ancak kardeşlerinin arasında tesanüt ve ittihadı sağlama ve muhafaza etme gayretiyle elde eder diyor. Yani kendi mahviyetiyle kardeşlerinin arasında tesanüdü, ittihadı tesis eden ve bunun için emek ortaya koyan kişi diyor bir velinin üzerinde makam sahibidir. Ben bunu büyüğümüzün bu ifadeyi şu şekilde değerlendirdiğini daha önce sizlere arz etmiştim. Büyüğümüz dedi ki bütün gecesini gözyaşıyla ibadet-ü taatla geçiren insanın önünde alemi manada kardeşleriyle beraber uyum ve uzlaşı içinde yürüyen kişilerin olduğunu gördüm. Yani hizmetteki kardeşleriyle yol yürürken, onlarla beraber hizmet ederken, vifakı ve ittifakı önceliğe, kardeşlerinin arasında en ufacık bir anlaşmazlık olmasına vesile olmadan, belki olma ihtimaline karşı tabiri caizse bir adım geri atıp mahviyetiyle meseleyi çözer ve gerginlik ve vuruşma sebeplerinde hep
bu manada hak adına vifakın gereği ödün veren bu insanların ortaya koyduğu bu cehd, onların velilerin ötesinde bir zirveyi temsil edip kazanmalarına vesile olduğuna dikkat çekiyor. Bunun içindir ki yine Hazreti Üstad'ın bir ifadesini burada söyleyelim önemine binaen, kardeşler arasında uhuvvetin tesisi ve bunun adına ortaya emek koymak kişinin bin kusurunun affına vesiledir diyor. Bu mevzu o kadar çok dikkat çekilmiş ki hatta Hazreti Üstad'ın kendi yaşadığı dönemde kardeşler arasındaki en ufacık bir hatta o kırılma, küsme, darılmaya tahammülümüz yok diyor. Sakın ola ki birbirinize karşı kırılma, darılma ve küsme gibi bir tavra girmeyin. Davamızın buna tahammülü yok. Aman 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 diyor. Dışarıdan düşmanlar en ağır silahlarla üzerime gelse korkmam. Zübeyir kahve yap, çay yap der. Kahvemi çayımı yudumlarım ama duysam ki iki kardeşimin arasında huzursuzluk var. İki kardeşimin arasında sıkıntı var. Bu benim için sabahlara kadar ızdırap çekip ağlamam ve endişe etmem için yeterlidir diyor. Şimdi Hazreti Üstad'ın vifakın ve ittifakın temin ve tesisi hususunda eserlerinde bizim önümüze koyduğu enteresan bir metafor var. O da bir makinenin çarklarının birbirlerine muavenete mecburdurlar diyor. Ve sonra diyor ki ey kardeşlerim işte sizlerin her biri bu makinenin birer parçası hükmündesiniz. Yani bu sistemin verimli bir şekilde ürünlerini ortaya koyabilmesi ve varlık gayesini tahakkuk ettirmesi her bir çarkın kendi üzerine düşeni yapmadaki hassasiyete ele alma mevzudur. Ve geliyor. Demin ifade ettik. Bir diğer nokta şimdi. Fıtrat ve tabiatların farklılığını kabul ettik. Kişinin taassup ve bir takım bağnazlıklara karşı takıntılı olmaması hususuna dikkat çektik. Bir diğer açıdan sinelerin genişliği meselesiyle beraber hakikaten en büyük zirvenin, velinin ötesinde zirvenin bu hususa ayrı bir cehd ve gayret ortaya koymak olduğunu dikkat çekti. Ve ondan sonra bir diğer özellik de şu ki aman diyor hizmet ederken değerli abiler. Hizmet ederken bir takım faaliyet ve projelerin içerisinde bulunurken elbette ki bir takım olumsuzluklar ve sıkıntılar olacaktır. Hesaplar bazen tutmayacaktır. Hedeflere bazen ulaşılamayacaktır. Ve bu durumda sakın sakın ola ki diyor kardeşlerinizi tenkit ederek tenkit kapılarını açmayın. Değerli abiler, büyüğümüzün bir ifadesi de olmuştu. Bugün sizin en büyük projeniz vifak ve ittifakınızın temin ve tesisidir. Ne demek bu? Yani bir proje yapıyoruz diye eğer vifakınız ve ittifakınız dağılacaksa batsın o proje, gerek yok. Hiçbir proje sizin vifakınızı, ittifakınızı dağıtma sebebi olmamalıdır. Onun için Hazreti Üstad kardeşlerim diyor, birbirinize, kardeşlerinize tenkit kapısını açmayın. Şimdi bu bazen hani bizde çok farklı tartışmalara sebebiyet verdi. Eleştirmeyecek miyiz? Kusurları söylemeyecek miyiz? Hataları söylemeyecek miyiz? Tabii ki söyleyeceğiz. Tabii ki ifade edeceğiz. Ama bunların hal ve görüşülme yerleri sokak ortası, çay ve kahve karıştırırken sohbet meclisleri veya iki kişi oturup gıybet organizasyonlarında değil. Bunlar meselelerin görüşüldüğü istişari ortamlarda. Hadiselerin hallu fasl edildiği, meselelerin çözüm adına tekliflerin sunulduğu ortamlarda veya aynı şekilde o kişi her yere bu manada teklifler sunabilir, çözümler sunabilir. Dolayısıyla diyor ki kardeşlerim tenkit kapısını bu dönemde açmayın. Unutmayın ki tenkit edilecek
kardeşlerinizin dairesi haricinde çok konu var. Siz bu hususla alakalı kardeşlerinizi bunu yönetmeyin. Belki tam tersinize, ben sizin kusurlarınızı görmüyorum. Tam tersine meziyetlerinizle iftihar ediyorum. Ve ben meziyetlerinizi kendi meziyetim telakki ediyorum diyor. Ve büyüğümüzün ifadesi, Hazreti Üstad önümüze koyduğu bu ölçüye göre diyor. Birbirimize Üstad'ın kendi talebelerine, kendi kardeşlerine baktığı nazarla eğer bakmaya muvaffak olursak, her birinin faziletinin naşiri olursak, kardeşlerimizin birbirinin rakibi değil, birbirinin muavini yani yardımcısı, omuz vereni, destekleyeni görürsek, işte Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği vifak ve ittifakın tahakkuku adına zemini ve şartları hazır hale getirmişiz demektir. Diyor ki Hazreti Üstad, bir gün diyor, talebelerimden birisiyle alakalı, hattı güzel olanı diyor, bir başka hattı güzel olanın yanında diyor, övdü. Bunu övdükten sonra, o daha fazla hizmet eder dedim diyor. Sonra baktım ki meğer o Hafız Ali'ymiş, o yanında övdüğü kişi. Kemal-i samimiyetle diyor, o övdüğüm kişiyle alakalı onun hakkında iftihar edici, onun güzelliklerinden lezzet alıcı beyanlarıyla onu takdir etti yanımda diyor. O kadar mutlu oldum ki diyor, o kadar sevindim ki Allah'a hamd ettim. Birbirleriyle rekabet etmeyen, birbirlerinin güzelliklerini kendi güzellikleri kabul eden bu kardeşlerimin mevcudiyetinden dolayı Allah'a teşekkür ettim ve kardeşlerimin bu hissiyatıyla da iftihar ettim. Hepimiz insanız. Değerli abiler, bir diğer nokta da şu. Hoca Efendi geçen de onu ifade etti. Unutmayın ki dedi, kardeşlerinizin falsolarının altında şeytanın çok büyük etkisi olduğunu unutmayın. Şimdi, hani Üstad diyor ya, bu kuvvet risalesinde şeytanın da bir hissesi ve bir payı olduğunu unutmayın. Bu o kadar önemli ki, şimdi üstadımız bize bir ölçü koymuş. Diyor ki, nefis ve şeytan sizi kardeşlerinize karşı itiraza, hatta haklı olarak, ki kendinizi haklı da görebilirsiniz, tenkide sevk ettiği vakit kendinize değil diyor. Kendinize değil. Biz değil böyle cüzi hukukumuzu, belki hayatımızı, haysiyetimizi, hatta dünyevi saadetimizi, bu gönül verdiğimiz eserlerin en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye biz mükellefiz. Bu küçük mesele için nasıl birbirimize düşeriz ki? Biz öyle bir davaya, öyle bir yola baş koymuşuz ki bu uğurda her şeyimizi feda ederiz. Dolayısıyla dünyaya enaniyete ait her meseleyi feda etmek bizim vazifemizdir. Diyor ki kendinize bunu söyleyin, bunu telkin edin ve bununla kardeşinize karşı kalbinizi ve dilinizi muhafaza edin. Ve değerli abiler, bu meselenin o kadar çok müdafaa hatlarını üstad ilerilere kurmuş ki, nazlanma meselesine bile cevaz vermemiş. Aman kardeşlerim diyor, sakın ola ki mabeyninizde nazlanmak aramızda bir bomba olur diyor. Sakın ha. Tıpkı bir göze bir saçın ilişmesini küçük görmediğiniz gibi. Yani saç ne ki canım, bir kıl ne ki demeyin. İşlerimiz göz kadar hassas. Dolayısıyla bir kılın göze verdiği zarar gibi sizlerin birbirine nazlanmanız ve bu hususta birbirinize tavır ve tafra yapmanız bizim mabeynimizde bomba etkisi yapar. Sakın diyor, bundan da uzak dur. Ve sonra şunu söylüyor. Biriniz bana en büyük hakareti yapsa,
size kasemle temin ediyorum ki bütün haysiyetimi kırsa, fakat hizmeti Kur'aniye'ye ve diniyeye karşı sadakatini devam ettirse, ben ona her şeyimi helal ettim diyor. Ve ben onunla barışırım ve gücenmemeye de gayret ederim. Ona da gücenmem. Kardeşlerimden rica ediyorum. Sıkıntı, ruh darlığı, isterseniz buna günümüzün içinde yaşadığımız şartlarımızdan dolayı, nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan ve şuursuzluktan, bazen arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözler olabilir. Kalbinizi kıran ifadeler olabilir. Ne olur haysiyetime dokundu diye tavır koymayın. Ben o sözlerin hepsini üstüme alıyorum. Hepsini üstüme alıyorum. Damarınıza dokunmasın, haysiyetim diyerek onu tenkit kapısına bir vesile yapmayın. Demek ki değerli abiler, üstadın en yakın halkasında yaşanan hadiseler bunlar. Ve üstadın tedavi etme adına nasıl çırpındığını, nasıl en ufacık bir çatlamaya, en ufacık bir sarsıntıya fırsat vermeme adına cehd-i gayret sarf ettiğini görüyor. Aslında bütün bunların her biriyle bizim önümüzde birer rol model olarak bu hareket, bu davranış ve bu tavırların bizim için de bugün ne kadar gerekli olduğunu fark ediyoruz. Asıl olan iyiliğe, iyilikle mukabelede bulunmaktan daha ziyade fenalık yapanlara karşı Ali Cenab olma hasleti daha fazla dikkatimize sunuluyor. Dolayısıyla bunu aşmada da birinci formül olarak söylenen şey, kalbinizdeki adavete adavet edin. Yani düşmanlık duygunuz var. Bununla kendinizi tatmin etmek istiyorsunuz. Bu düşmanlık duygunuzu başkasına yöneltmeyin. O düşmanlık duygunuzu kendi içinizdeki düşmanlık duygusuna yöneltin ki onun sevgiye inkılabına veya en azından zararsız olmasına vesile olmayı temin edin diyor. Şimdi değerli abiler, gelelim büyüğümüzün son dönem olaylarla alakalı olarak söylediği bazı cümleleri birebir sizlerle okuyacağım ve paylaşacağım. Eğer birisi herkesi tenkit ediyor, herkeste kusur arıyorsa, yani adam kusur müfettişi, herkese bir şey yakıştırıyor, herkese bir levha, bir boynuna tasma takıyor, herkesi bir şekilde menfi bir tabirle tanımlıyor. Ben diyor, bu kendini tenkide kilitlemiş. İnsanların akıbetinden endişe ediyorum. Tenkide kilitlenmiş insanların akıbetinden endişe ediyorum. Hafizan Allah, bir gün küfre düşeceklerinden korkuyorum. Bu açıdan ne olur arkadaşlarımız ağızlarını kirletmesinler. Ağızların kirlenmesi kalbin kirlenmesi sebebiyle olur. Fesadı kalp olmazsa fesadı lisan olmaz. İçi bozuk olanların dilleri sürekli tenkitle kirlidir. Sizin Cebrail kadar önemli işleriniz olsa ve Cebrail gibi bir misyonu eda etseniz, hatta o kadar çalışsanız, hatta o kadar ihlaslı olsanız, o kadar samimiyeti temsil etseniz, eğer birbirinizi tenkit ediyorsanız, dilinizde sürekli kardeşlerinizi tenkit varsa, vallahi, billahi, tallahi oradaki hizmetinizde bereket bulamazsınız. Az gidersiniz, uz gidersiniz, dere tepe düz gidersiniz, fakat bir çuval düz boyu yol alamazsınız. Şu an Türkiye'de çok az yerde, değişik birimlerde kendi cemaatini tenkit eden bazı arkadaşlarımız yüzünden bereketin selin önündeki kütükler gibi sürüklenip gittiğini gördükçe yer yer
Allah'ım ne olur hidayet eyle diyorum. Yer yerde bu iki tane kalbi bozuk, dili bozuk. Eğer bunları alıp götürmenle bu afeti def edeceksen bunları da al götür Allah'ım diyorum. Kim diyor bunu? Düşmanlarının ölümü karşısında ağlayan bir kalp söylüyor. Çünkü bir yerde hizmet her şeyin önüne geçer. İnsan Müslüman aleyhinde ne derse, ne düşünürse mutlaka başına gelir. Yeminle söylüyorum ki gelir. Kendisinin başına gelmezse ailesinden birisinin başına mutlaka gelir. Siz üstadın birini çekiştirdiğini hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Lütfen bu konuda hassas olalım. Bunun her yerde tahşidatını yapalım ve bunu bir ahlak haline getirelim. Zira böyle günahlara önem vermeyenler ateşle oynadıklarını unutmamalılar ve ateşle oynayanlara da müsaade etmeyelim. Ben arkadaşlarımdan rica ve istirham ediyorum. Küfür saysınlar, gıybet ve tenkidi. Ellerini ayaklarını öpeyim. Şu bembeyaz olmuş saçlarımla başımı kaldırım taşı gibi ayaklarının altına koyayım. Allah rızası için, Resulullah aşkına, Hazreti Üstad'ın hatırı için, burada hizmete giderken ölen şehit kardeşlerimizin hatırı için Allah aşkına birbirlerini tenkit etmesinler. Ben biraz daha sabredeceğim. Biraz daha dişimi sıkıp dayanacağım. Ama bir gün ellerimi açıp hala tenkit etmeye devam edenlere Allah'ım şimdiye kadar sana sadece düşmanlarımı havale ettim. Düşmanca duygularla bu hizmetin üzerine giden arkadaşları da şimdi sana havale ediyorum derim diye korkuyorum. Yalvarıyorum size Allah aşkına hizmetin bereketine dokunmayalım, tenkit etmeyelim ve musibetleri ikileştirmeyelim. Değerli abiler, işin başında ızdırabını yüreğinin derinliklerinde duyan bizzat bunu söylüyor. Bunun dışında kim ne söylüyorsa söylesin sadece nefsinin hırıltılarını seslendirmiş olur ve selam. Sabır önemli bir haslet. Karakterin bir payı vardır muhakkak. Karakterin bir payı mutlaka bunda vardır. Fakat bu hasletin kazanılması meselesi, bu hasletin elde edilmesi meselesi hani tıpkı iradenin güçlendirilmesine bağlı bir şekilde aslında ibadet-ü taat, dinin kulluk kavramına giren fiillerin birçoğu hani üstad diyor ya istiğfar meyelan-ı şerrin kökünü keser. Aslında bu manadaki güzel esma ve gayretler de meyelan-ı hayrı teşvik eder ve arttırır. Onun için birinci planda fiili olarak hakikaten kişinin bu manada cehdi ve gayreti çok önemli. Kişinin bu manada cehdi gayreti çok önemli. İkinci mesele Cenab-ı Hakk'ın o duygu ve o düşüncede bize lütufta bulunacağı salih ameller yapma çok önemli. Üçüncüsü bize hayrı tavsiye, sabrı tavsiye edecek dostlarla beraber olmak çok önemli. Çünkü mahşerde kaybedenlere soruyor zebaniler مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ ya siz niye kaybettiniz diyor. Siz niye kaybettiniz? Yani kazan demek ki zebani de yani kaybedilecek bir şey yoktu. Siz nasıl becerdiniz bu kaybetmeyi diye soruyor. Bakın verdikleri cevaba bakın. لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ biz diyor kulluk yapanlarla beraber değildik. وَكُنَّا مَا الْخَائِضِينَ hayatı dalga geçenlerle beraber yaşadık diyor. Bir kere sabır hasleti, sabır hasletini iyi temsil eden insanlarla beraber olmakla güçlenir. Çünkü onlardan istifade eder, onları rol modeller ve o insanların hasletleri o kişiye de dayanma gücü verir bu yön itibarıyla. Onun için وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ aslında kişilerde sabrın güçlendirilmesi, kişilerin birbirine bu manada da
teabün düsturuyla hareket etmelerine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra da demin ifade ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ı evrad-ı eskarımızla bu hususta Allah'ın bize lütfettiği kabiliyetlerin inkişafını Cenab-ı Hak'tan talep ederek, yani kavli duayla da bunu isteyerek Cenab-ı Hakk'ın bize hususi bu manada ikramlarını bekler ve o ikramlarla da onun güçlenmesini temine vesile olunabilir. Toplumsal tabakalar o kadar kademe kademe o kadar farklı ki, bir kere zaten hani yönetim gibi bir sorumluluğu alan insanların bu husustaki hassasiyetleri farz üstü farz zaten. Yani o apayrı bir mesele. Fakat bir yapının içinde herkes bulunduğu yer ve sorumluluk gücü miktarınca da bu hususiyetten mesul olduğu bilinciyle hareket etmesi çok çok önemli. Yoksa sizler hani yangın bir yerde başlamış, bana ne dediğiniz anda o küçücük yangını görüp de bana ne diyen bir insanın bir müddet sonra kendini o yangının içinde bulacağı hakikatini unutmamak lazım. Yani tenkit edenleri görüyor, bana ne diyor. O bir yangındır. Onun ilk müdahalesiyle elinde eğer bir bardak suyu varsa gidip onunla söndürmesi veya en azından o hasletin o kişi üzerinde etkisi varsa onun o etkiyi kullanması. Yoksa etkisi olacak birisiyle o yangına müdahalede bulunmayı temin etmesi çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer açıdan da bu mevzular sürekli gündemde olmalı. Aynen katılıyorum. Çünkü arızalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz bitmeyecektir. Bakın problem olan şey arıza olması değil. Problem olan şey kusurlar ve hatalar değil. Problem olan şey arızaların, hataların, kusurların telafi ve tedavisi mevzuunda gecikmelerimiz. Burada yaşayacağımız her gecikme yangının artması, maliyetin artması, kayıplarımızın artması manasına gelir. Üstadın bir ifadesini hatırlatalım. Şimdi uhuvvetin en önemli şartlarından birisi kardeşi sevmektir. Biliyorsunuz kardeşin kardeşi olan sevgisi iradi sevgidir. Yani benim onu sev, çünkü Kur'an-ı Kerim iradi olduğu için bize emrediyor kardeşlerinizi sevin diyor. Yoksa cibilliği değil, nefsi değil, hissi değil. Bir insan annesini babasını hissi sevebilir, kardeşini hissi sevebilir karabetten dolayı. Ama davadaki kardeşini sevmesi tamamen emek isteyen bir sevgidir. Emek isteyen, üzerine gayret etmesi gerekli olan bir sevgidir. Dolayısıyla bu sevgi en kıymetli sevgidir, en değerli sevgidir bu manada. Fakat bu sevgide muvaffakiyetin en büyük engeli kişinin kendisini herkesten fazla sevmesi meselesidir. Onun için Hazreti Üstad der ki, ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Bir insan kendini aşmadan kardeşlerini sevemez. Kendini geçmeden, kendi bencilliğini bir kenara atmadan, ki üstadın tabirini söyleyelim, buz parçası şeklindeki enaniyetini Havz-ı Kebir içinde eritmeden o suyun içinde bir zerre olma imkanı yoktur. Ve en büyük problemimiz, en büyük sıkıntımız egolarımızın ve bencilliklerimizin bu uhuvvet ve bu vifakta ayağımızda bir pranga gibi varlığını devam ettirmesi meselesi. Bana Einstein'ın aklını mı tercih edersin yoksa her gün meselelerini istişare ile müzakere eden vasat ve sıradan üç adamı mı tercih edersin diye sorsanız dedi. Ben işlerini her gün istişare ile götüren üç vasat adamı tercih ederim. Çünkü Allah'ın rahmeti dahilerin üzerine değil, Allah'ın rahmeti istişare eden insanların üzerindedir. Dolayısıyla siz dahi olabilirsiniz. Her şeyi herkesten daha fazla görüyor da olabilirsiniz. Ama unutmayalım ki sizin kıymeti istişari usul ve uslupla hizmet bünyesine mal edilmesi meselesidir. Hizmetin bünyesine işlerin mal olmasının yolu istişaredir. İstişare işlerin bütün efrat tarafından kabulüne, kalplerdeki tereddüdün izalesine vesile olan en hayati iksirdir. Ve ferdi olarak cihanı bulursanız, fetih formülünü bile bulsanız, ferdi manada bu hizmetin bünyesine mal olmayacağı ve bunun yolunun da
istişari bir mekanizmayla ancak mümkün olacak. Hakikatinin unutulmaması lazım. İstişare etmesi ihtiyacı olduğu için değil. İstişare birlikte hareket etmenin temel şartı olduğu hakikatini ümmetine ifade etmesi için bütün meselelerini abıyla istişare ederek yaptı diyor. Ferdilik değerli abiler. Bizde her zaman bir kriz, ferdi hareket. Her zaman hakikaten ittihadın zedelenmesine bir vesile. Kendini herkesten akıllı görme, herkesten daha önemli görme, kendisine her işin başında en müstesna ve yetkili seçilmiş görme bir insan adına talihsizlik olarak yeter olduğunu söyleyebilirim. Bir kere Allah'ın yasak dediği, yapmayın dediği bir şey yapma sebebiyle hukukullah'a bir tecavüz var. Onun için Cenab-ı Hak'tan bir istiğfar dilemek gerekiyor. Bu birincisi. Ama bir de kulun itibarına girdik. Bir de kuldan bu manada hak talebi yapmak gerekir. Tabii bunu da diyor ki hangi toplulukta nasıl bir meclis? O mecliste bunu ifade etmesi, yani kardeşim ben burada bu mecliste geçenlerde hani gazetelerde tekzip davası biliyorsunuz gazetenin hangi sayfasında haber yapıldıysa aynı sayfada tekzip yayınlanır biliyorsunuz. Aynı sayfada. Birinci sayfada ise birinci sayfada tekzip, üçüncü sayfada ise üçüncü sayfada tekzip. O mecliste bulunduğunuz bir sırada ben filan kardeşimle alakalı şunu demiştim. Özür diliyorum, hakkını helal etmesini istiyorum. Bu meseleyle alakalı ben yanlış yaptım, Allah beni affetsin. Onun da affını talep ediyorum. Meselesi ancak hukukun, kul hukukunun da telafisine vesile olur diyor. Yoksa bazen şu, bu çok zor. Değil bir mesele. Yani suçun, işlediğimiz suçun cezası da kendi cinsinden olduğu için. Neticede keşke tabii bu bir kardeşimizin yanına gidip aslında ben bunu herkesin ortasında bunu söylemem gerekir ama sen beni daha fazla mahcup etmesen de ben böyle bir halt ettim. Beni bağışlasan bile demesi en azından ikinci kademe bile olsa affa vesile olur. Zira öbür tarafta af dileme şansımız yok. Öbür tarafta herkes birbirinden kaçacak. Kaçan kaçanı, satan satanı. O öbür tarafta herkes birbirini satacak, onu söyleyeyim. Baba oğlunu satacak, oğul babasını satacak, kadın kocasını satacak, koca kadınını satacak. Çünkü herkes kendi can derdine düşecek. Ben o mevzuda bir arkadaşa onu söyledim. Dedim bak atıp tutuyorsun. Mahşerde eğer bir gün ecir sevaba ihtiyacım olursa asla bağışlayamayacağımı unutma. Babanın satıldığı bir günde seni satmayacağımı ve senin peşine düşmeyeceğimi hiç zannetme, düşerim de. Düşer. Ki bugün burada o meselenin çözülmesi söz konusu olmayınca öbür tarafta çözülmez o mesele. Ha Hoca Efendi gibi çok engin ruhlar. Ben diyor o insanların cehenneme götürüşünü gördüğümde kalbim yüreğim dayanmaz ben yine affederim gibi bir ifadesi var. Tabii yani kendini kurtarmış o Ali Cenab ruhlar için belki bunlar mümkün ama aslında tutmamışlar adına bu çok söz konusu değil. Elbette ki bir konu heyetinize gündeme gelir. Ve o heyetin içerisinde bir kısım insan onaylar, olmasını ister. Dediğiniz gibi bir kısım insan da eğer bu bir gaza, bir sefer olacaksa atıyorum, o seferin olmasını onaylamaz ve gerekçelerini ortaya koyar. Neticede gerekçeler ortaya konduktan sonra ekseriyeti, çünkü Efendimiz Uhud'da meydan muharebesi yani sahaya çıkalım meselesine katılmayanlar da vardı. Ama ekseriyetin kanaati alan mücadelesine, alan savaşına çıkalım şeklindeydi ekseriyetin kararı. Ve Hoca Efendi de hep şu tabiri kullanır. Bir istişare meclisinde bir meselede farklı fikirler dillendirilip ortaya konduktan sonra ekseriyetin kararı neyse o farklı fikir ortaya koyanlar da dahil olmak üzere herkes ekseriyetin kararının arkasında samimiyetle durur. Kimse muhalefet şerhi koymadı. Çünkü bu vifak ve ittifak adına olması gerekli olan meseledir. Dışarıya çıkıp da dedi ki dışarıya çıkıp sonra o alınan karara karşı gücü zayıflatma,
ona gönül verecek insanların o karara karşı güven ve itimatlarını sarsma adına muhalefet şerhini dışarıda seslendirme, o bir ihanettir, ittifak ve vifakı berhava etmektir. Yerinde, mahallinde ve doğru muhataba yapılan tenkitler hayra vesile olur ama muhatabına, ilgilisine. Yani bir insanın doktorun karşısına gidip de kendi ağrılarından ve sızılarından şikayet etmesi Allah'a şikayet manasına gelmez. Ama kendi kendine oturup da şikayet etse o Allah'a karşı şikayet olur. Ama doktor ve tabibe gidip dese ki ya şu ağrılarım var, şu sızılarım var, yatamıyorum, kalkamıyorum, şu sıkıntıyı yaşıyorum dese, muhatabı çözüm merci olduğu için bu bir tenkit sayılmaz, bu bir şikayet sayılmaz. Yerine, mahalline, doğru zamana ve doğru muhataba intikal ettirildiği sürece bunlar gerekli olan şeylerdir. Üstadın kapı aralamadığı tenkit, kardeşlerimizin gıybet suretiyle sokakta, caddede, pazarda sohbetlere malzeme yapılan tenkitler.